Taner Bey diyor ki, büyük patlama ile evren genişlemeye başladı. Evren neyin içinde genişliyor? Bu ifade yanlış olmasın. Neyin içinde genişliyor evren? Tabii. Aslında evren bir şeyin içinde genişlemiyor da bizim dilsel, kavramsal sınırlılıklarımız bazen böyle kullanımlar yapmamızı gerektiriyor. Evren bir şeyin içinde genişlemiyor. Fiziğe göre evrenin genişlediği nokta evren oluyor. Yani evren herhangi bir şeyin içinde genişleyen seyircimiz de teşekkür ederim bunu açıklamama. O zaman evrenin bir merkezi oluyor. Evet. Var mı evrenin bir merkezi? Tabii evrenin merkezi şöyle, evrenin merkezi diye bir şey yok. Adeta burada çok klasik fizikte bir örnek vardı bununla ilgili veren, onu güzel anlatıyor. Evren adeta şişen bir balon gibi düşünebiliriz. Galaksilerimizi de, bizim içinde olduğumuz Samanyolu galaksisi ve Güneş sistemimizin içinde olduğu galaksiyi de bu balon üstüne çizilmiş ufak noktalar şeklinde galaksimizi çizelim. Diğer galaksileri de balon üstüne öylece şişirelim, çizelim. Daha sonra balonu şişirelim. Ne olur? Bütün bu galaksiler birbirlerinden uzaklaşır. Şu andaki evrenimiz de aşağı yukarı bunun gibi. Fakat balonu da biz şişirdiğimizde dışarıda bir boşluk var. Ona dikkat etsin seyircilerimiz. Gerçekten evrenin dışında bir alan yok. Evrenin kendisinin genişlemesiyle alan oluşuyor. Balon örneği kısmen güzel, ama biz, çok güzel anlatıyor. Ama balonu şişiren kim? Yani üfleyen kim, değil mi? Ya da ya evrenin hangi noktasından bir üfleme var? O büyük patlama hangi noktada oldu? Mesela bu görüntüde belli bir yöne, diyelim ki işte sağa doğru bir yönelme var, genişleme var. Ama uzayda böyle tek yön var mı? Her tarafa doğru bir genişleme söz konusu. Tabii, değil tabii. Mi? Bu zaten temsili bir şey. Evet. Bunu şey diye düşünmek lazım. Bu temsili bir çizim. Yani bu şekilde evrende bir açılım yok. Yani bir her tarafa doğru bir şey var. Patlama evrenin bütün her tarafında oldu. Patlayanma diye bizim tarif ettiğimiz yer şu anda genişleme ile işte evrenin her yeri oluyor. Orası da genişlediği için. Balonun kendisi başlangıcı nasıl ufak bir şey ama o da sonra genişliyor. İşte orası evrenin her yeri oluyor. O başlangıcın olduğu nokta, genişledikçe. Bazı sözleri kavramak hakikaten zor. Evet. Çünkü evrenin merkezi var mı? Eskiden evrenin merkezi dünya olarak kabul ediliyordu. Aristoteles Protelemi sistemi dediğimiz, daha çok Protelemi'nin çalışmalarıyla Aristoteles fiziğini temel güneş, almış sistemi. O teoriye göre güneş bizim etrafımızda dönüyordu. Evet. Şimdi bu aşamalar çok geride kaldı. Biz evrenin merkezinde yaşamadığımızı anlamış olduk. Evrende bir küçücük nokta bile olmadığımızı anladık, değil mi? Dünyanın boyutu, evet, açısından. Ama şimdi evrenin merkezi Big Bang'in, büyük patlamanın olduğu nokta dediğiniz zaman evrende acaba merkez neresi? Tamam, dünya değil de o tartışılıyor. Böyle bir soru doğru mu? Böyle bir soru doğru değil. Çünkü işte evrenin, yani tam bir merkez evrene tayin etmemiz mümkün değil. Evrenin genişlemesiyle, yani bir yerini diğer tarafından daha önemli kılabilecek bir geometrik açıdan evrende herhangi bir alan mevcut değil. Peki bu soru doğru değil de bu cevap doğru mu? Niye? Yani sizin için söylemiyorum da bilim insanları böyle yanıt verirken dayanakları ne kadar sağlam onu tartmak için söylüyorum. Şimdi biz evrenin tamamını görmüyoruz, inceleyemiyoruz, tahmin edemiyoruz, değil mi? Bizim yaşadığımız Samanyolu galaksisi ya da gök adası kimilerine göre 200, kimilerine göre 300 milyar yıldızdan oluşuyor. Bu bile ne kadar büyük bir rakam. Arada, evet, 100 milyar fark var. 100 milyar yıldızdan söz ediyoruz. Bunun kapladığı alanı düşünsek inanılmaz. Yani beynimiz bunları algılayamıyor. Evet. Peki bu Samanyolu galaksisi gibi 200 milyar daha galaksi olduğu söyleniyor. Evet. 300 sekstilyon. 22 tane sıfırlı bir rakamcık. Yıldız var sadece bir de. Gördünüz mü? Bunun doğruluğunu da kabul etmek ayrı bir şey. Belki daha fazlası var. Biz bunu teleskoplarla göremiyoruz. Ancak matematiksel bazı formülleri kullanarak bu rakamları söylüyor, değil mi bilim insanları? Bir kısmını gözlemle, bir kısmını tabii matematikle gözlemin birleşmesiyle oluyor. Bir kısmı teorik matematiğin uygulamalarıyla oluyor. Mesela kara delikleri de gözlemleyemiyoruz ama önemli ölçüde orada diyelim bir maddenin çökmüş hali. Kendisini gözlemleyemesek de işte etrafındaki etkilerden veya teorik fizikteki bir yıldızın kara deliğe dönüşmüş olması gerektiğinden onun varlığını tahmin ediyoruz. Ama ışığı da yuttuğu için onu gözlemlememiz mümkün değil. Veya nötrinoları gözlemleyemiyoruz. Çok küçük parçacıklar. Fakat biz şu programı yaparken her saniye vücudumuzdan 50 milyon mu? Milyarlarca nötrino geçiyor. İnanılmaz bir şey. Nötrino ışık parçacığı mı? Yok, küçük parçacık.
Yani bizim vücudumuzdan, her insanın vücudundan şu anda giriyor, geçiyor. Şu anda tabii o kadar küçük parçacık ki geri kalan şeylere temassız. Yani temas etmeden çok rahat geçebilen parçacıklar vücudumuzdan, yani sırf şu parmağımız kadar bir yerden bile her saniyede milyarlarca geçiyor. Bu ölçülmüş bir durum mu? Tabii bunları belli matematikle şeyin, tabii ki her seferinde parmaktan geçeni saymak mümkün değil ama matematik formüllerle belli yapılan deneylerin veya diğer şeylerin birleşmesiyle varılmış bir kanaat. Yani genelde fizikteki şeylerde zaten birçok şeyi teker teker saymak hepsini mümkün değil. Ne yapıyorlar? Matematikle, matematiğin verdiği güçle deneyler, gözlemler birleştirilip oraya varılıyor. Peki. Geri kalan bilimlere karşı işte fiziğin de bir avantajı bu. Fizik çok öncesi için konuşuyor işte. 13,7 milyar yıl öncesi Big Bang'in başlangıcı. Burada bu kadar başarılı bir şekilde o ilk saniyelerde geri kalan parçacıklar üzerine deneyler yapılması ve sonra tahmin edilen şeyin bulunmasının temelinde aslında matematiğin evreni anlamamızda çok müthiş bir araç olması yatıyor. Mesela Higgs parçacığı matematiksel bir sistem olarak işte ortaya konuyor. Matematik olmasa hiçbir bilim olmaz. Tabii yani. İşte ya bir yerde işte Galileo'nun söylediği orada, Kepler'in de işte benzer ifadeleri var. Matematik Tanrı'nın evreni yazdığı dildir diyor.